Selam, ben Yağız Adam. Yani ister istemez kanalı bugün sizlerle birlikte dünyada son kalan kişi Bob adına bir şey izliyoruz. Video. Tam olarak bilmiyorum ama dünyada son kalan kişi ve gizlilik modundayım. Ne yani insanın özeli olamaz mı? Şurada değil. Evet. Olsun. Bakayım. O zaman başlayalım yani. İnşallah ses gelir. Tosun yapayım. Ses. Aç. Aç. niye dokunmatik çalışmıyor? Aç. Bu Bob isimli bir adamın hikayesidir. Ama. Bob'un hayatı basitti. Her sabah Evet, kötü ben matbaa kapı basitliyim. sıkıcı işine gider. Ailesini Bu geçindirebilmek sinema için gibi bir bütün gün şeymiş. deliler gibi çalışırdı. Her gün, her ay, her yıl aynı sıkıcı döngü. Kalk, çalış ve Yok, yat. ben böyle İşsiz kötü birisi olduğu şey için değilim. pek arkadaşı da yoktu. Onun Yo, için vardı. önemli olan sadece iki şey vardı. İşi ve Benim ailesi. ailem yok ama neyse. Mutluydu. Evet, mutluyum. Çok. İnşallah. Bu arada saniyenin bu. Ama bir sabah çok garip bir şey oldu. Ne Bob'un oldu? hayatını tamamen değiştirecek bir şey. Sabah Ne uyandığında oldu? tüm bir Birisi mi sessizlik bıçaklandı? vardı. Ne bir araba, ne de bir insan sesi. Bob ailesini Olabilir. görmek için odadan çıktı. Hani? Ev garip bir şekilde boştu. Televizyonda hiçbir yayın yoktu. Ve kimse Neden? telefonunu cevaplamıyordu. Bob hızlıca dışarı çıktı. Koca mahalle bomboştu. Herkes Yok artık, nerede? kimin Bob kim bazı kaçırdı? cevaplar bulma umuduyla şehir Evet, merkezine bence de gidecekken bu ben karşıdan gelen olabilirim. şiddetli bir ses dikkatini çekti. Seçim mi yapmalıyım yani gerçekten? Şimdi karşı evdeki sese mi gideyim, şehir merkezine? Tabii ki de karşı evdeki ses. Ben çok meraklı bir insanım. Gerçekten reklam mı? Hayır. Tamam. Şimdi geri başlıyoruz. Yani geri Bob baş. karşı eve giriş yaptı. Evet, giriş yaptık. Mükemmel. Ses giderek artıyordu. Birisini bulma hayaliyle Bob hızlıca önündeki odaya yöneldi. Kim geldi? İçeride kendisini açık bir televizyondan başka hiçbir şey karşılamadı. Gerçekten Nerede bu insanlar? Bob kafayı mı yiyorum diye düşünürken evet, masadakinin kafayı mı yiyorum? dikkatini çekti. Hey Steve. Sağlık işte o kadar gel. Dün gece hiçbir şey iyi gitmedi. Bodrum'u yaşar getirmeyi unutma sakın. Sakın unutma. Ota Bunu kal. Belki başarabiliriz. orada birilerini bulabilirim diye düşündü. Bob Peki. zaman kaybetmeden otogara doğru yola Yo, koyuldu. zaman kaybedeceğim. Tabii ki de Bodrum'a gideceğim. Adam o eş Bodrum'daki eş. Ve niye şurada Bob kenarda bir kendinden emin kelebek? bir şekilde otogara gider. Hayır. Yalan. Bodrum'a mı inmek istiyorsun? Evet. Pekala. Bob Peki. kendisine vaat edilen büyük gizemi çözmek yerine bencil bir şekilde Bodrum'a indi. Sana ne ya? Allah. Yok lan, Korkutucu. kurgu mu yapıyorsun? Arkadan korkutucu bir müzik girer. Ah. Bob hızlı kalp atışlarıyla beraber merdivenlerden inerken kuru bir karanlığa doğru gittiğini fark eder. Aynı zamanda Geri mi bodrumdan döneyim, garip ne yap? sesler duymaya başlar. Zaten neden buraya iniyordu ki? Tam bir aptallık. Ya Ve sen... bodrum kapısını görür. Işık. Ve bodrum kapısını görür. Ama maalesef kilitlenmiş. Bob Çek işte. yenilgiyi kabul ederek içinde bulunduğu büyük gizemi çözmek üzere otogara doğru yola koyulur. Ne yani? Bu kadar mıydı? Ne? Kapıyı açmaya çalıştı diye seçenek çıktı. Tabii ki. Arkadaşlar Almanya vs Hayır. Türkiye turnuvası. Tamam. Hemen başlattım. Evet. Bob, cidden mi? Evet. Herkes kaybolmuş. Ortada büyük bir gizem var. Ve sen kapıyı mı açmak istiyorsun? Evet. Seni cidden Kapı. anlamıyorum. Pekala, öyle olsun. Soldaki balyoz Bob'un dikkatini çeker. Belki bununla kapıyı kırabilirim diye düşünür. Elini alır ve tüm gücüyle... Kırır. Gördün mü? Fare dışında hiçbir şey yok. Bütün hikayemi mahvettin. Tek yapman gereken otogara gitmekti. Ve onu bile başaramadın. Benim gerçekten tadım kaçtı. Ben gidiyorum. Sana bu rutubet kokan bodrumda başarılar. Ne? Bodrum'da bek... Ne? Ben inatçı bir insanım. Bodrum'da... Gerçekten beni burada mı bırakacaksın? Tamam, beklerim. Bob, sanırım birbirimize haksızlık ettik. Evet. Sonuçta seçim hakkını sana ben sundum, değil mi? Yani Evet. saygı duymam lazım. Ne kadar bu iğrenç kokan Haklı. bodrumda dursan bile. Biliyor musun,
Bu video senin seçimlerinle şekillendi. Nasıl yani? Sen gerçekten video için önemli birisisin. Evet, öyle biriyim. Sana gerçekten değer veriyorum. Evet. Anlıyor musun? Tabii. Tamam, batırmış olabiliriz ama sana bir teklifim var. Her şeyi en baştan alalım, ne dersin? İkinci bir şans. Ne dersin Bob? Bunlardan biri olunca farklı bir şey olacak. Ben Bodrum'da bekleyeceğim. İnatçılık. İnatçılık MP3. Kaç tane son var acaba bilmiyorum. Bekliyorum. Hadi. Biri Bob, gelip bence sen hikayeyi beğenmedin. Bu Bodrum'da durman sanırım bir protesto biçimi. Değil mi? Evet. Kesin. Evet, büyük ihtimal öyle. Zaten çok klişe bir konu. Yok kaybolmuşlar, yok gizemler. Bize biraz daha özgün ve havalı bir hikaye lazım. Haklı. Şey gibi, şey... Dedektiflik. Evet, dedektiflik. Bu hikayeye bayılacaksın. Enfes bir dedektiflik hikayesi olacak. Ha, çok heyecanlıyım. Hadi, zaman kaybetmeyelim. Gerçekten mi? Ben... Saniye, bey, üzgünüm. Ben burada beklemek istiyorum. Bob, neden böyle davranıyorsun? Sana ne? Silah mı? Değilsin. Yok. Bob böyle biri değil. Öyle biri. Artık öyle biri. Belki de sen Bob değilsin. Haklı. Ben Bob. Sen gerçek bir insansın. Ben insan değilim. Bir dakika, ne? Anlamalıydım. Ben bir insanım. Bir dakika, Bob bir insan değil mi? Pekala insan. Bu Bodrum'u seviyor musun? Bu evet. Bodrum'la aşk mı yaşıyorsun? Evet. O zaman gezmeye ne dersin? Bir dakika. Sonsuz bir gezi. Sen seç. Sağdan mı gidelim, soldan mı gidelim? Lütfen bana seçeceğimi söyleme. Sağa severim mi? Tıklar mısın şuraya? Lan tıkla. Sağ mı? Pekala. O zaman şimdi şeye dön, şeye, sola. Yok. Sağa dön. Ya da bence sola. Evet, sola dön. Bence devam etmeli. Ya da ben şöyle bir dakika dur, hayır. Biraz geri. Sağa gideceğim. Neden? Çünkü ben tam bir şu anda neyim söyleyeyim mi? Tam bir inatçı. Sağ, evet. Hissediyorum, az kaldı. Yine sağa dön. Yok, sola mıydı? Sanırım sola dönmemiz lazım. Ama sen yine de sağa dön. Sanırım sağa dön. Lan yeter, sağa dönüyorum, tamam. Çık lan şuna. Sağ mı? Pekala. Geldiğim yere gir. O zaman gir. Şimdi şeye dön. Şeye. Sola. Yok. Sağa dön. Ya da bence sola. Evet, sola. Bu sonsuz bir döngüye mi girecek şimdi? Bu ne? Sol. Müthiş bir seçim. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Evet. Şimdi... Bir milyon kapı var burada. Yok. Sola. Evet, sola dön. Hadi çabuk. Sağ. Ben inatçı bir insanım, saniye be. Şurayı kapatalım. Sağ mı? Pekala. Bir dakika, bu bir döngüye girsin. O zaman şimdi şeye dön. Döngü. Sola. Eğer adamın dediklerini yapmazsak yani saniye. Sağ dön. Ya da bence sola. Evet, sola dön. Soldan sonra bir daha sol döneceğiz ve yine aynı yere geleceğiz. Sol, müthiş bir seçim. Bak yine aynı şey. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Şimdi bir dakika. Sola. Evet, sola dön. Evet. Hadi çabuk. Tamam, çabuk oluyorum canım. İsa bizi böyle doğar. Sol, mükemmel gidiyorsun. Şimdi sağ. Yok. Sola mıydı? Lan yeter, çok sıkıcı. Sola. Sağ mı? Sanırım sola. Lan yet. Bilmiyorum. Sen seç. Sağa dön. Ne de olsa ben seçiyorum. Lütfen beni yine aynı yere sokacaksın ama.
Sağ, evet. Hissediyorum, az kaldı. Yine sağ dön. Yok, sola mıydı? Yine aynı sanırım yere durunca... Lazım. Ama sen yine de sağ dön. Sanırım sağ... Sağ dön. Sola döneceğim. Aa, aşağıda bir yazı vardı. Sol, mükemmel gidiyorsun. Şimdi sağ... Yok, sola mıydı? Bir dakika dur, videoyu durdurup bakmam gerek. O videoyu değil. Sanırım sola. Bilmiyorum, sen seç. Bak, şurada bir yerde bir son oluşmuştu. Bir dakika. Lan ben neyin? Sol, müthiş bir seçim. Yeter. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Şimdi bir dakika. Sola. Evet, sola dön. Hadi çabuk. Lütfen yeter artık. Bir saattir dönüp duruyorum. Sol, mükemmel gidiyorsun. Şimdi sağ. Evet, dön yol. Sola mı gitti? Sola. Sağ mı? Sanırım sola. Bilmiyorum. Sen seç. Bence şu anda bir döngü oluşuyor. Ben döngüyü bitirmem lazım. Döngüyü nasıl bitiriyoruz? Tabii ki de. Dur. Şunları bana göster. Dur. Dur lan 2 dakika. Sağ seçeceğim yine neden? Çünkü orada bir yazı vardı ve o yazıyı göremedim. Çabuk. Tıkla şunu. Sağda aşağıda bir şey yazıyordu. Sağ, evet. Hissediyorum, az kaldı. Yine sağa dön. Yok, sola mıydı? Sanırım sola dönmemiz lazım. Ama sen yine de sağa dön. Sanırım sağ... Sağa dön. Bir döngü oluşu bak. Aa bak. Bir dakika. Durun. Reed silahlı bandıyla 28 gün... Bir dakika. 2 dakika önce bir... Ben niye bunu gösteriyorum şu an? 2 dakika önce bir döngü oluşmuştu. Aşağıda yazıyordu ki... Bodrum paradoksu. Yani bizi bir adam bir paradoksa soktu. Yani paradoks en sonsuza kadar devam eden bir şey. Evet, o zaman başka bir hikaye yapalım. Mesela bir tane daha hikaye yapalım ve bitirelim. Bu isimli bir adamın hikayesidir. Bu tamam. Hayatı basitti. Tamam. Sabah yatağından kalkıp sıkıcı işine gider. Ailesini geçindirebilmek için bütün gün deliler gibi çalışırdı. Her gün, her ay, her yıl aynı sıkıcı döngü. Aşağıda şey yazıyordu. Bodrum paradoksu biz 5. yapmışız. 5. sonu yapmışız. 10 tane son varmış bir de. Ve Bob mutluydu. Şu anda direkt saniyenin onun dediğini yok. Yapacağım. Bob'un hayatını tamamen değiştirdi. Koca Hayır. Mahalle bomboştu. Herkes nerede? Bob bazı cevaplar bulma moduyla şehir merkezine gidecekken karşı evden gelen şiddetli bir ses dikkatini çekti. Tabii ki şehir merkezine. Şu anda adamın dediğinin hepsini yapacağım ve son. Bomboştu. Aman tanrım ben bir insan değilim. Her yer ürpertici bir sessizliğe bürünmüş iken sanki gerçekten yönlü. Sanki. Daha önce hiç bu kadar yalnız hissetmiştim. Yalnızlığı bir de. Mükemmel müzik. Korktum. Ve şehir merkezi. Allah'ım. Bob hiçbir şey anlamıyordu. Anlamıyor. Herkes nerede? Bilmiyorum. Sadece basit cevaplar istiyordu. Haklı. Bob uzaktan kendisine doğru koşan bir şey gördü. Ne? Bob korkudan dolu kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Kendi... Kaç! Ben koşmayı bilemem. Karar ver. Tamam. Kelebek işareti. Merhaba. Canım. Bob koş! Hadi yaklaşıyor. Koş oğlum koş. Koş Bob. Koş. Bob sağa dön. Sağa dön. Tamam.
burada güvendeyiz. Giremez diye düşünüyorum. Giremez. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Kurt halen kapıda. Bu binanın numara marka kapısı vardır. Korkuyorum lan, yapma. Bu da ne? 101. oda mı? Ya sanırım bir oteldeyiz. Aklı. Sen bir otel. Şu sorunu ne? Kapanmıyor ya, ben gitmek istemiyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Bak yine bir şey olacak. Ben arka kapıdan çıkmayı seçiyorum. Köpek illa beni bulur. Ebeveynler için ipucu. Hayır. Reklamsız. Tamam. Devam ediyorum şu anda. Çok mantıksız bir şekilde. Kulaklıklarını taktı. Ne? Ve bu garip yolculuğuna devam etmek için, bazı cevaplar bulmak için arka kapıya yavaş adımlarla yürüdü. Evet. Yavaş adımlar. Bakın unutmayın, yavaş adam. Yavaş. Parlayan sokaklarında Bob tek başına yürüyordu. Nereye gittiğini bilmeksizin yürüyordu. Yanlış bir seçim yapmış gibi yürüyordu. Ben senin dediğini yaptım işte. Daha ne istiyorsun? Bob. Çok kısa oldu. Bayağı. Kim olduğunu hiç düşündün mü? Gerçekten korktum. Sorun algılandı. Yanlış bir seçim yapıldı. Devam etmeliyiz. Ne? Kapıdan çık. Tabii ki de kapıdan çıkacağım. Arka kapıdan hızlıca dışarı çıktı. Saniye. İms. Bob. Kafandaki bu ses nereden geliyor diye Bob'ya hiç düşünmedim. Sistem yeniden yükleniyor. 101. odaya git. Yolumuza devam etmeliyiz. Yağız tam bir inatçız. Bob arka kapıya yavaş başladım nerede? Sistem bozuldu. Bir yeniden mi başlasın? Gerçekten korkmaya başlamış. Gözlerini yavaş ve korkarak açtı. Ne oluyor lan? Bob kendisini garip bir kablo ile uçmuş bir şekilde yatakta bulur. Aa, ben başından beri hastanede miydim? Bob'un buradan çıkması lazım. Bize dedi. Benim buradan sıkılarak sarhoş gibi. Bir dakika, bunu biri sattı. Demek ki insanlar var. Bak yine o müzik girdi. Yeter. İnsanlar. Yaşıyorlardı. Aman tanrım. Ama nasıl? Gerçekten ama nasıl? Bu Bob hiçbir şey anlamıyordu. Anlamıyorum. Bunların anlamı neydi? Bob düşünmek istiyordu. Evet. Sadece insanların arasına girmek istiyordu. Artık mutlu olmak istiyordu. Ne? Küçük adımlarla mutluluğa giderken... Onu sadece ben mi gördüm? Bir teklifi kabul etmesiydi. Ben yet. Bob, simülasyona girmeyi kabul ediyor musun? Hayır. Ediyorum. Ne? Abi biz şu anda iyi sonu yaptık. Bak 5'te 6 oldu. Teker teker sonlar yapıyoruz şu an. Evet, ben bu şeyi bayağı sevdim. Ve fark ettiğim üzere bu oyun... Çok fazla sonu olan bir oyun ve yani 10 tane sonu ben nasıl yapabilirim? Bak 5'ti, şu anda 6 oldu. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayın, abone olmayı, bildirimleri açmayı. O zaman bu videoya tam 9 ya da 8 veya 10, 18 ya da 9 arası like gelirse bu videoya devam edeceğim. Bu arada Boba, ben Boba Pek ismini sevmedim. Bu yüzden yeni bir isim bulalım. Hadi öptüm bayağı halde. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.